Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün de Kur'an ve İslam programımızda kavramlar, Kur'an'daki önemli sözcüklere devam edeceğiz. Biliyorsunuz alfabetik sıraya göre gidiyorduk fakat araya önemine binaen Musa ile ilgili olan dağı, tur, tavır kavramlarını koyduk. Öne bine bidayet ve onu da yurt içi, yurt dışı Kur'an çalışanlara onu gönderdik. Sizlerle de paylaşmıştık. Bugün geldik alfabetik olarak ebabil sözcüğüne. Şimdi ebabil sözcüğü biliyorsunuz Fil suresinde geçer. Herkes özellikle hani namaz sureleri diye millete öğretilen o kısa sureler var ya oradaki elem tera keyfe faale rabbuke bi asabil fil diye başlayan şeyde surede ayetlerde orada ve ersel aleyhim tayran ebabil diye geçer. İşte oradaki ebabil'i anlatacağım size. Şimdi tefsir kitaplarında bu sözcüğün kalıbıyla ilgili, hatta lugat kitaplarında da değişik sözcükler, yani iddialar var. E, tam aslı tespit edilmeden, yani sözcüğün, Arap literatüründeki o üç harfli kökü dışında açıklamalar var. Onun için burada şöyle ifade edildi genellikle, onu bildireyim, sözcük olarak. Bu bir kuş sürüdür. Ama sıradan bir kuş değil. Hortumlu, pençeli, siyah, beyaz veya yeşil olduklarına dair söylentiler var. Şimdi bunu da şöyle şey yapılır, anlatılır. Bu sözcük, onu da belirteyim. Bu kırlangıca benzetilen bu acayip kuşların, şimdi şöyle sürüler halinde deniz tarafından gelip toplandıkları ve yalnız fil bakasında görüldükleri söylenir başka gören, duyan, bilen falan filan söz konusu olmamış. Şimdi iyi anlamamız için biraz derin ve ince nokta ve nükteleri anlatacağım size. Şimdi Türkçe lügatta da böyle ebabil dediğin zaman böyle dağ kırlangıcı, çoban aldatan, ve keçi sağan diye isimli kuşlar var. Onlara da ebabil denmiş. Bu bizim Arapçadaki hani Fil suresindeki şeylere uymayan bir şey. Şimdi kadim lügatlar bu kuşlarla ilgili şunu söylerler. Onu söyleyeyim. Böyle sürü ardından sürü bir sürü geliyor. Arkadan bir sürü. Yani buna ne diyeceğiz şimdi öyle şeyler anlatılmış ki bugün hava kuvvetlerindeki bir uçak filosu gidiyor arkadan yeni bir filo gidiyor. Bu da öyle bu hani fil vakasındaki kuşların filo filo arka arkaya gidip Ebrehe'nin ordusunu yok etmesi gibi anlaşılır. Ama bunu unutmayalım. Bu şeyleri söyleyenler, aktaranların hepsi bunu sadece ve sadece e, hani o fil vakasında ortaya çıkmış. Daha önce ne gören olmuş, ne duyan olmuş, ne de sonradan tarihte böyle bir kuş sürüsü var olmuş. Öyle bir şey yok. Şimdi bu neye benzedi? <laughs> Şimdi ortaya şey yapacağız. Dedim ki hani bu olay fil vakasında olmuş. Fil vakası dediğimiz zaman e, fil vakası ne? Fil vakası anlatımına göre, anlatılanlara göre, söylentilere göre e, <laughs> Yemen'de bir kilise yapılmış, halk fazla itibar etmemiş. Herkes adağını, kazancını Kabe'ye getirir olmuş. Yemen'deki kral da Kabe'yi yok etmek için bir ordu düzmüş. Ordusunu da Ebrehe adındaki bir komutanla Kabe'yi yıkmaya görevlendirmiş. O da ordusunu düzmüş, Yemen'den çıkmış, Kabe'nin yakınlarına gelmiş. Orada da hani hatta ayrıntıları var. Peygamberimizin dedesiyle karşılaşmışlar. Peygamberin dedesi de e, develerini kaybetmiş de develerini ararmış. Ona Kabe'yi yıkacaklarını söylemişler. O da demiş ki Kabe benim işim değil, Kabe'nin sahibi var, Kabe'yi o korur. Ben develerimi kaybettim, ben develerimi arıyorum der. Bu da anlatılır biliyorsunuz. Ve böylece işte bu noktada bu ebabil denen kuşlar sürü sürü arkadan filo filo gelmişler. Ebre'nin ordusuna taşları tepeden atmışlar. taşlarda da numaralıymış. Kime hangi askere kime ne diyeceği falan filan. Onları da orada mahvetmişler. Şimdi <laughs> ve bu ordunun içerisinde Hani eski böyle bizim yakın Osmanlı tarihinde de hani Türkistan'dan Türkiye'ye doğru gel, Anadolu'ya gelirken de e, Timur'un ordusunda fillerin olduğu bahsedilir ya. E, onun ebre'nin ordusunda da fil varmış. Onun içinde ona ashabu fil denmiş. Evet. Şimdi olayın özü bu anlatılan. Tabi buna ne diyeceğiz? Ee, tabii ki yersen diyeceğim yani açıkça yani. Niye diyeceğim olursan şimdi şöyle bir şey var. Değerli dostlar, değerli kardeşler. Hani ee, bir Azeri bilginimizin söylediği bir şey var. Çok dikkat çekicidir. Herkes bunu başka başka yerlere, başka başka şekillerde de anlatırlar da. O şöyledir. Dünyada Araplar kadar güzel mazal uyduran Farslar kadar da bu masalı güzel anlatan, Türkler kadar da bu masala inanan ikinci bir millet yoktur. Evet, şimdi anlatılan şey bu. Ben de bak bunu dedim, burada ne ima ettim? Bu anlatılanların hepsinin neticede Araplar tarafından uydurulduğunu, Farslar tarafından güzel güzel hani şekillendirildiğini, bizlerinde buna saf saf inandıklarını şey yapıyorum. Şimdi neden? İlk etapta dikkatinizi çekeyim. Şimdi Yemen'de fil var mı? Yaşar mı? Ve Yemen'den ta Mekke'ye kadar bir orduda fil beslenir mi? O sıcakta, o şartlarda. Filin günlük su ihtiyacı ne kadar? Yiyecek ihtiyacı ne kadar? onun orduya maliyetini böyle onlar da hesaplanabilir. Bir diğer noktayı daha diyeyim ben size. Hani anlatılanlar da Kabe Allah'ın evi diye anlatılır. Halbuki Kabe'nin Allah'ın evi olması ta İbrahim zamanından beri tabi orası bir okul olarak açıldı ya. Ama İbrahim'den sonraki aşamada Peygamberimiz geldiği zaman Kabe bildiğiniz Allah'ın evi değildi. Putaneydi. Ama İslam dini daha yok. Peygamberin doğduğu sene olduğu söylenir. Ve Ebrehe ve da Yemen'deki Hristiyan grup Putaneyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bir. İki. Bu noktayı da dikkat edeceğiz. Peygamberimizin dedesi Şimdi esas adı bilinmez. Bunu birkaç defa işledim de. Esas adı oraya şeybe diye gelmiş. Yani şeybe ihtiyar demek de ak saçlı olduğundan dolayı genç yaşta şeybe dermiş. Sonradan işte yani, Mutalib'in Muttalib'in yanına gelmiş. Onun kölesi, onun kulu anlamında Abdülmuttalib denmiş. Bunlar bizi ilgilendiren tarafları değil. Bunlar tarih ama Bizim bildiğimiz eldeki sağlam kayıtlar da bu adamla ilgili iki noktayı şey yapacağım. Birisi bu adamın çocukları, çok çocukları var biliyorsunuz. Peygamberin amcaları var. Ama Peygamberimizin babasının adı Abdullah. Allah'ın kulu. Bu ne demek? Demek ki Abdülmuttalip Allah'a inanan ve çocuğuna da Allah kulu anlamını veren birisi. Ama aynı adamın bir başka çocuğunun adı da Abdul Uzza. Uzza tuhafınıza gitti şimdi. Hani Necim suresinde de var ya putların kralı, en büyük put. Peki bu defa demek ki bu adam Allah'ı kabul ettiği gibi Allah'la beraber bir başka şey olarak da putada tapıcılığı, putada saygılı oluşu var. Ha, öyleyse soruyu kendimize soralım. Allah müşriklerden yana olup putaneyi mi kurtardı, İbreyi şey yaparak Hristiyan, o gün Hristiyanlık belki daha saftı. Onlara yardım etmedi mi? Unutmayın. Peygamberin doğduğu seneye atlanan şey yapılır ki daha İslam dini, peygamberimiz diye bir şey yok. Araplarda takvim ve hani kayıt tutma, doğum tarihi şu bu falan da olmadığından dolayı yani bu olaylar hani e, şöyle şey yapayım. E, peygamberin ne zaman doğdu dedikleri zaman bütün tarihçiler kanaatları fil senesinde doğmuş derler. Yani o olayda doğmuş diye bir şey söylenir. Ama onda da ne diyeceğiz? E, vefihi nazarun eski tabirle bir soru işareti var. Ha. Şimdi burada şey yapamadığımız bir şey var. Dikkat etmemiz gereken, dikkatimizi çeken nokta ne? Burada Kur'anımızda bir ashab-ı fil var. Unutmayalım, Ashab-ı fil var ve peygambere söyleniyor. Elem tera keyfe fe ala rabbuke bi asabil fiil. Sen görmedin mi Rabbin fil asabına neler yaptı? Nasıl davrandı? Nasıl işler yaptı? Ee, öyleyse bunu bulmaktım. Şimdi fil konusu dediğimiz zaman burada durduk. Yani fil olayı hani dedik ya bu bir Araplardan bize masal olarak gelmiş, bize anlatılmış, biz de kabul etmiş olabiliriz fil olarak. Değerli dostlar, buradaki fiil sözcüğü daha önce çok da anlattım ben bunları da feil diye de okunur. Ve feil diye okumanıza da hiçbir sakınca engel yok. Herhangi bir sorumlulukta yok. Akıllı adamların hepsi de bunu böyle okur. O zaman ne olur? Diyelim. Senin Rabbin o ahmaklar grubuna neler yaptı? Nasıl işler yaptı? Görmedin mi ahmaklar grubu? Ahmaklar grubu kim oluyor bu defa? Mekkeli müşrikler. Ne Ebrehe kaldı, ne Fil kaldı, ne şu ne bu. Ne Ebu Abdülmuttalib'in devesi kaldı, ne dedi Kabe'nin korunması kaldı. Evet. Ahmaklar grubuna, ahmaklar, aptallar asabına Allah neler neler yaptı. Görmedin mi? Olay bu. Ha, şimdi bu ahmaklar grubunu şey yapalım. Oradan şimdi konuya gireceğiz. Esas konumuz Ebabil. Ebabil'i anlamamız için de bunlar anlatılması lazımdı, bilinmesi lazımdı. Burada birinci mesele peygambere görmedin mi deniyor. Burada peygambere bir şeyler gösterilmiş. Peygamberin o gördüğü kendisine hatırlatılmaktadır. Evet. Peygamberin gördüğü şey peygambere hatırlatılmaktadır. Olay bu. O da ne? Peygamber neyi görmüş? Allah'ın aptallar grubuna, aptallar güruhuna, o beyinsizlere neler yaptığını Allah peygambere göstermiş. Olay bu. Ve o ebabil dediğimiz şeyler de işte o aşamada gerçekleşmiş. Onu da öğreneceğiz. Onu da burada şimdi tespit edeceğiz. Şimdi peygambere Allah neyi göstermiş? Peygamber neyi görmüş? Bunu size anlatayım. Şimdi bilirsiniz okursun, okuruz hep böyle ama daha önce işte bu esabu esbabu nüzul kayıtlarında bu masallara inandırıldık biz. Hep bu masalları dinledik. Ona göre de bu asabu fil meselesi öyle geldi geçti gidiyor. Şimdi değerli dostlar, hepiniz sıkı durun şimdi. Allah Necim suresi diye bildiğimiz surede orada vahyin zamanını coğrafi olarak yerini bildirir. Evet, o ve havadan cehavadan orada ilk vahiy nerede aldı? Cennetül Mevva'da aldı. Cirane Vadisi'nde yamaçta son Arabistan kiraz ağacının yanında aldı ilk vahiy. Bunu Allah Kur'an'da anlatır. Bir, Cirane Vadisi'nde. Orada Peygamberimizin bir şeyler gördüğünden bahsedilir. Ne denir? Andolsun Rabbinin alametlerinin, göstergelerinin en büyüğünü gördü. Bakın peygamber bir şey görmüş. İlk vahiy anında görmüş. Diğer bir nokta. Yine unutmayın. İsra suresinin birinci ayetini alın okuyun. Kulunu bir gece, alametlerimizden, alametlerimizden göstergelerimizden gö gösterelim diye Mescid-i Haram'dan, bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten zat, her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz o, en iyi iştenin, en iyi görenin ta kendisidir. Burada, Alak suresinde var, hatırlarsanız ilk vahiyde, orada anlattık, Peygamber salat ederken birilerine hani iyi bir şeyler öğretirken veyahut da birilerinin maddi eksiklerini giderirken peygambere engel olunmuştu. Orada bunu hatırlarsanız hatta peygamberin tartaklandığı da anlatılır tarihte. Peygamber işte orada o da şey yap sıkıntıda o kendisine yapılan hani el atmada müdahaleden sonra can sıkıntısıyla Kabe'den Mescid-i Aksa'ya yürüdü. Cirana Vadisi'ne. Ha, Cirana Vadisi Cennet-ül olduğu yerde. Ama işte bu yürütüş nedenmiş dediğiniz zaman Allah diyor ki ona ayetlerimizden, alametlerimizden gösterelim diye. Ve oraya da gitmiş, götürülmüş. Necim suresindeki ifadeyle de peygambere bir şeyler gösterilmiş, görmüş. Neyi gördü? Evet. Neyi gördü? Biz şimdiye kadar tuhafınıza gider. Bu fil suresindeki fil okunuşunu feil diye okuyuncaya kadar bunun ne olduğunu biz de bilmedik. Daha önceki yazdıklarımızda, çizdiklerimizde, anlattıklarımızda Peygamberin ne gördüğünü, Allah'ın ona neler gösterdiğini bilmediğimizi ifade ettik. Ama biz şimdi biliyoruz ki peygamberimiz orada neler gördü, ona neler gösterildi. Onu biliyoruz. Evet, şimdi bu biliyoruzdan sonra beni iyi dinleyin. Şimdi ayet de yani şöyle hani fil suresinde orada bunlara neler yaptı? Onların hani planlarını boşa çıkardı ifadelerini okuyorsunuz orada ve ersele aleyhim tayran ebabil. İşte bu noktada da yine bize masallar şey yapıldı. Denizin üzerinden filo filo kuşlar geldi, taşlar attı, Ebre'yi ordusunu yok etti falan tarzıyla. Kur'an'da şöyle bir şey var. Buradaki anlatılanlar ve oradan sonra onu da burada belirteyim de hepsini toparlayayım. O gördüğü ashab fil yani o ne diyeceğiz hani kendi çevrimizdeki olduğu gibi e, ahmaklar, aptallar guruhunu hani e, baş tarafı kesilmiş ekin anızı gibi bırakıverdiğini ifade ediyor ya Allah. Ha, işte bunları gösterdi. Ama işin aslı ne orada ne kuş var ne taş var onları söyleyeyim size. Ne de ekim var ne de yaşının başı koparılmış yani ekin otu var. Öyle bir şey yok. Şimdi değerli dostlar burada şimdi geliyorum. Şimdi ebabi sözcüğünün hani grup grup sürü sürü anlamına geldiği biliniyor. O tamam. Şimdi burada şöyle söyleyeyim ve Ersel aleyhim Tayran Ebabil. Burada peygambere gösterilen Yusuf Suresi'nde anlatılan bir şeyler vardı. Neydi o? Vizyon. Hani neydi? Yusuf peygamber daha çocukken hani kendisine e, e, güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın secde ettiğini görmüştü. Bu sembolik görüntüler ve sonradan o hanın tevhili ortaya çıktı. Anasının, babasının, aile güneş hani anası babası oluyor, 11 yıldızda kardeşler oluyor. Ona secde ediş, yani ona tabi oluşlarını anlatıyordu. Yine aynı Yusuf suresinde Mısır'daki Firavun'un hani e, cılız başak, olgun başak, cılız inek, hani, hani semiz inek, Onları vardı, o figürler vardı. Bunlar rüya değildi, bunlar hep vizyondu. Ee, şimdi, şimdi daha şunu söyleyeyim, bir de yine Yusuf Peygamber biliyorsunuz e, zindandayken, hapishanedeyken hapishane arkadaşlarının da vizyonu vardı, onu da tevil etti. Hani birinin sarayda eski işine dönmesi, birinin asılması falan tarzında onları da tevil etmişti. Onlarınki de vizyondu. Onlar da rüya görmemişti. Bakın Arapçada rüyalar erru'yetu fil menam uykuda görme olarak şey yapılır. Bizim konumuz olan meselelerde ise yani bu ayetlerde ise yani Yusuf'un anlattığı e, yıldızların yıldızların ayın, güneşin kendisine boyun eğmelerini, e, kralın o gördüğü şeyler sadece rü'yet, görme sözcüğüyle ifade edilir. Menam sözcüğü söylenmez. Uyku sözcüğü söylenmez. Menam sözcüğü sadece Enfal suresinde peygamberin Bedir savaşından evvel bir rüyası var. O anlatılır, rüyadır o. Ama hani orada derim de rüyanın sadıkı olur mu olmaz mı? Peygamberin gördüğü sadık denilecek rüyada nedir? Hani aç tavuk kendisini buğday ambarında gör, görülmüş örneği. Kendi ordusunu çok gördü. Karşıdaki Araf şeyi de e, müşriklerin ordusunu da az gördü. Kur'an'da var bunlar. Ha. Şimdi oradan geldik şimdi şeye, meseleye. Bakın şimdi o şeyi burada tam şeyiyle anlatayım size. Burada Peygamber'in dedim ki iki tane vizyonunu biz bir ayetlerini gösterelim diye yürüttük diyor. Ne gördü, bilmiyorduk diyorduk da şimdi biliyoruz. İki tane görüntü var elimizde Kuranda. Birincisi Fil suresidir. Fil suresi aptallar grubu dediğimiz kesim Mekkeli müşriklerdir. Peygamber Mekkeli müşriklerinle Bedir'de savaştığını ve Onların başının ele da orada öldürülüklerini gördü. Peygamber olduğu, peygamberlik görevini aldığı anda onları gördü. Bir şey daha gördü. Elimizdeki şeye göre, Kur'an'ımızdaki şeye göre ne gördü? Fetih suresinin 27. ayetinde, bakın unutmayın. Fetih suresinin 27. ayetinde şu anlatılır. Andolsun ki Allah elçisine o görüntüyü siz Allah dilerse kesinlikle güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış kişiler olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Vizyonu hak ile doğru çıkardı. Evet bir de peygamber kendisinin Mekke'den gittiğini, hicret ettiğini ama sonraya Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak geldiğini ve haç yaptığını unutmayalım burada. Orada da hani başlarını tıraş etmiş, kuşatmış olarak Mescid-i Haram'a döndüklerini de peygamber daha ilk anda görmüş. Evet, ben acizane söylüyorum ki bu ayetlerdeki gösterilen hani peygamberin peygamber yapılması için yürütüldüğü zaman eskiden bilmiyorduk ne gördüğünü dediğimiz şeyler. Birincisi Bedir Savaşı'nın sonucunu gördü. İkincisi de Mekke'nin fethini gördü. Evet. Bu konuyu zaman şeyiyle bundan sonraki sohbette devam ettireceğim inşallah. Allah'a emanet olun.